2. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak bir ayetinde diyor ki meali, 16. mektubun sonunda var. Yel'abun diye geçiyor parçası. Biz diyor bu kainatı yaratmayla oyun oynamıyoruz diyor. Oyun oynamıyoruz. Şimdi işin böyle biraz oturup da ciddi ciddi böyle düşündüğün zaman Allah var, hiçbir şey yok. Kainatı yaratmış, insanı yapmış, halifesini olarak koymuş seni. Olay burada bitmiyor, burada başlıyor. Burada başlıyor. İki ay mesafede has çiftlik var. İki ay 60 gün yapar. Bir gün sonra bir istasyon var. Orada tren var, şimendifer var, teyyare var, uçak var, gemi var, otomobil var ve yaya var. Sermaye göre biniliyor, malum. İki aylık mesafe, bir gün sonra bu istasyon geliyor. Bu yer dünyadır. Dünya. Gel abi, gel. Oraya, şuraya ya otur. Hoş geldin. Eskide babalar çocuklarını getirirdi. Şimdi çocuklar babalar. Torunlar ya. Gençleri de görünce hoşuma gidiyor. Dünya bir gün diyor. Hadiste ben bir mevzunun ehemmiyetine göre mukaddeme yapıyorum. Allah Resulü'nün bir hadisinde bir gündür olacak diyor. Başka bir hadisinde seyahat ederken yorulan bir yolcunun bir saat ağacın altında dinlenmesi gibidir diyor, dünya miktarı. Sonsuza göre dünya, yani sonlu, sonsuza göre sonsuz, x bölü sonsuz eşittir sıfırdır. Yoktur tabii. Yani sonsuzun karşısında ne kadar büyük koyarsanız koyun, hiçbir değeri yoktur. Şimdi bu dünya fanidir ama bakinin hakikatını taşıyor. Bakiye sermediği bir hakikate malzeme oluyor. İnsan mazal oluyor. Bu dünyada ki hayat, bu dünyadaki hayat bir gündür. Bir gün sonra istasyon, yani kabire girerken vefat ettik, bir gün bitti. Alıyorlar ruhunu, istasyona götürüyorlar. Sermayene uçağa biniyorsun, trene biniyorsun, gemiye biniyorsun, otomobile biniyorsun, yaya gidiyorsun. Beş tane, beş namaz. Her bir namaz bir hakikatin şeyisi, ifadesidir. Ondan sonra 59 gün kalıyor en az. İki aylık çiftlik, has çiftlik var ya, o iki ay mesafedeki has çiftlik cennettir. Aslında daha yeni başlıyor. Ya. İki ay düşündünüz mü? İki aylık mesafede has çiftlik var. İki ay 60 gün ediyor. Bir gün dünyada kalacağız. 59 gün daha mesafemiz var. Vefattan sonra. Kabir, haşir, sirat, eze, ebede doğru seyahat edip bir yolcudur. Ben bu kadar şey için niçin anlattım? Böyle bir ciddi sonsuz bir alemde mazar olacağımız şey bu dünyada belirleniyor. Bu dünyada çekirdek belirleniyor burada. Peki bu dünyadaki senin ahvalini belirleyen nedir? Doğruların ve yanlışlarındır. Doğruların yanlışlarını bilmesen doğru diye yanlış, yanlış diye doğru yaparsın. Birbirine her şey giriyor. Onun için o kadar güzeldir ki kural bilmek. Şeyi hep bazen zikrederim, çok hoşuma gitti Ömer'in sahası da. Bir meşhur bir adam var böyle, ateist ama, buluştu diye. Demiş ki, ben çok oyun bilmem. Röportajında diyor, çok oyun bilmem. Ama öğrenmek istediğim oyunu en iyi ben yaparım. Veya öğrenmem diye. En iyi yapacaksın onu. Şimdi kuralı bilmiyorsan,
en iyisini de bilmiyorsun. Her şey birbirine karışıyor. Esasatı Nuriye'den yapacağım. Dar ve geniş daire. Yöntem bilmesen, sistem bilmesen, bazen hak diye batıla hizmet edersin. Doğru diye yanlışa, yanlış diye doğruya hizmet edersin. Bilmiyorsun. Bilmeyerek yapsan bile doğrunun faydası yoktur. Şuursuz olarak öyle denk gelmiştir bir ateistin, ayakkabıyı sağdan giymiş. Ona hiçbir faydası yok. Sağdan giymiş. Sağdan çıkmış kapıdan. Sünnet değil. Şimdi Risale-i Nur da bu dünyada yaşarken doğrularımızı, yanlışlarımızı da belirleyen ille iman esaslarını örmüyor. Yani onları inşa etmiyor. Yani Allah, peygamber, altı tane iman esasının dışında eylemimizi de tanımlıyor. Kıblesine koyuyor. Yani hangisinin için doğrudur. Bunu bilmesen o bildiğin şey, televizyon ekranlarında da duyuyorsunuz. Batıla hizmet ediyor o ilim. Şimdi dar ve geniş daire Risale'nin içerisinde ciddi bir mevzu. Şimdi siyaset yoktur diyenler var. Duyarsın dairede. Niye yok ya? Emirdağ Demokrat Nur talebeleri var diyor. Bir böyle bir böyle birbirine giriyor. Risale-i Nur bir daire değil diyor. Mutadit daireler var birbir içinde. En diş daire dost. Gir içeriye kardeş. Gir içeriye talebe. Gir içeriye has. Haslar dairesi var. Gir içeriye rükünler var. Gir içeriye erkanlar var. Sonra varisler var. Sonra da sahibi var. Hepsinin ahkamı farklıdır. Bu sistem. Peki fiil olarak, vazife olarak bir dar daire var, bir de geniş daire. Örnek vermek istersem şu kiraz ağacı geniş dairedir. Onu meydana getiren, dışarıda bu alemde onu gösteren, Adana'ya götürsen farklı olur bu kirazı, Rize'ye götürsen farklı olur. Dar daire de onun çekirdeğidir. Çekirdek dar dairedir. Azdırlar. Ne kadar dahi, az dahi olsalardı 264 Emirdağ 1'de, bir kısım uhuvvet ve tesanüt sırrına mazhar, o cemaat, ihlas, uhuvvet ve tesanüt, o siyasi, Mehdi ona dayanacak. Koca dünya siyasetini değiştirecek zat, bir avuç insana dayanacak. Çok adama gerek yok ya. Birinci emirde 264'te, uhuvvet, tesanüt, ihlas diyor değil mi burada? Üç tane. Üç tane mi iki tane? 264'te diyor o. Bak, 264 sayfayı sana söylüyorum. Sol tarafta, üst paragrafta. Orada yok da, kapandı. Şimdi, bir avuç. Çünkü Allah'ın nazarında o kadar şey değil. Şimdi dar daireyi ve geniş daireyi okuyorum. Misal olursa şu kiraz geniş dairedir. Onu meydana getiren çekirdek has dairedir. Ahkamları farklıdır. Hepsinin ayrı vazifesi var. Birbirine karıştırmamak gerekiyor. Ha? Bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çıkacak. Hatta hürriyetten evvel pek çok defa talebeleri teselli vermek için bir nur çıkacak. Gördüğümüz bütün fenalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek diyordu. İşte 40 sene sonra Risale-i Nur o hakikati kör gözlere dahi gösterdi. Mesela rastlarsınız böyle. Hakikaten geniş dairedeki feraset ehilleri var. İsabet edip söylüyorlar ya. Yani. Veya söylemiş gitmişler ahirete. Bir de dar daire var. Diyor ki işte nurun zahiren, zahirde görünüşte, kemiyeten dar cihetine bakmayarak Risale-i Nur'un hizmeti de dar ve geniş dairesi var. Dar dairesi keyfiyettir. Geniş dairesi kemiyettir. Çoktur. O kalite yoktur. Buldun mu orayı? İhlas, sadaka, tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kızım şakirtlerdir. Bak, ihlas, sadaka, tesanüt sırrına tam sahip sıfatlarına tam sahip bir kısım şakirtlerdir. Bir kısım bakalım. Mehdi ona dayanacak ve avuç kadar. Ne kadar az olsalar da değil, manen ne kadar da az dayı olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Kıymetli sayılırlar bunlar. Ordu kadar.
Çünkü rahmet ilahi celbediyor. Madem Allah yapıyor bu işi, esbaptır o. Esbab da bu. Kocaman bir fabrikayı çalıştıran ufak bir şartel ya. O kadar. Bir kabloya veya şartel. Oradan atlıyor işte. Öyle, öyle tık. Demek ki dar daire sayılar azdır, kalite yüksektir. Esas oldukları için. O, onlar toprak altındadır, onlar gözükmezler. Siyasete uygularsak derin devlettirler. Biraz daha aşağı inerseniz, aksakallar derler ya böyle. Yani Abdülhamid'i neydi? Teşkilat-ı mahsusasıydı. Yani devletin esas şeyi, çekirdekleri. Onlar kazmıyor, direk gibidirler. Yani şöyle uygulayayım biraz. Daha böyle çarpıcı misal verirsem daha iyi anlaşılır. Şu anda Tayyip vitrinde tiyatro oynuyor. Artist. Tiyatroyu oynuyor. Bunun arkasında tiyatroyu yöneten var. Bunun arkasında tiyatroyu yazan var. Bunun da arkasında tiyatroyu yazanlara yaz diyen var. Yani vitrine aldırmayın. Bu olsa da olmazsa fark etmiyor. Tiyatroyu oynayacak başka aktör olur, artist olur. Arkası var. Hizmette de böyledir. Gözükenler var. Arkada hizmeti şey yapanlar var. Onun tarihi, çekirdek olanlar. Zahiren, kemiyeten, dar cihetine bakmayarak hakikat, mesela zahirde bunu bilmese, ya bunun, bu hizmete bak ne kadar azlar bunlar ya. 5-10 kişi ya. Bu senin inkısar hayale uğrar. Düşman ise böyle cesareti gelir. Dost ise inkısar hayale uğrar. Ya bunlar ne kadar az. Bunlar kalitedir. Bir Geylani var. Bir İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bir Bediüzzaman Hazretleri'ni kantara kefeye koy. Ahir zamandaki insanları da ne kadar insan koyacaksın ki bunu tartsın. Hadi Geylani'yi tartması için ne kadar adam koyalım bu kefeye? Allah'a muhatabiyeti noktasında. Ne kadar koyarsan koy da. Bu asra ne demişler biliyor musun? Kahtul rical. Kahtul rical. Adam kıtlığı, adam yok. Kayıp asır. Evet. Bir de ulema demiş ki bu asır yaşanmamış kabul ediliyor. İnsan gelmemiş. 8,5 milyar insan var, gelmemiş diyor. İnsan yok. Ama beşer, beşer yok demedik diyor. Beşer de olmuyor. İnsan yok. Tamam. İşte bunu bilmek lazım. Çekirdek, Allah bak nereye bakıyor. İhlas, sadakat, tesanüt, sırrına tam sahip bir kısım şakirtler, Nur şakirtleri. Bir ordu kadar kıymetli ve kuvvetli sayılırlar. Ona dayanacak işte o. Nasıl olacak ya? O kardeşim Ömer, şu kirazı görüyor musun? Ne kadar şatafatı da büyük bir şeydir. Daha büyüsü de. Ama bu kadar bir çekirdek. Ya buradan mı çıktı? Evet kardeş, buraya dayanıyor. Alttan çektin mi o yok işte. Yazılım. Ya. Nuru zahiren, kemiyeten, dar cihetine bakmayarak, hakikat cihetinde keyfiyeten geniş ve fevkalade menfaatini hissetmesi suretiyle hem de siyaset nazarıyla bütün memleket-i Osmaniye'de olacak gibi ifade etmiş usta. Bir nur çırpacak, bu milleti kurtaracak. Osman'dan sonra yani berbat oldu ya. Allah Allah. Hani nur? Ha o üstadın 3 tane şahsiyeti var. Eski Said, yeni Said, bütün terki şeyden Said var. Eski Said bu memleketi siyasetle kurtulacağı için, öyle inandığı için meclise de gitmiş, Ayasofya'da nutuk atmış, savaşmış, 3,5 sene Rusya'da esir olmuş. 40 yaşında peygamberlik verildiği gibi 40 yaşında mücedidlik veriliyor. Bu eski Said kapanıyor. Mücedidlik başlıyor. Akıl ve kalp bütünlüğü inşa başlıyor. İnşaat, tamam. Bu inşaat olmuş ama orada hayat vermek lazım, ihya lazım. İşte eski Said geniş dairedir. Ben diyor bak ne diyoruz, bu tarafa bakmayarak diyor Osmanlı evet yıkılıyor ama bir nur çıkacak diyordum diyor. Ama o nuru siyasette zannettim diyor. Anlatıcı mektup bu tarafa diyor ki abi şimdi size eski Said lisanıyla cevap vereceğim. Evet bazen böyle sorulara eski Said lisanıyla cevap vereceğim diyor. Bazen yeni Said diyor cevap vereceğim. Şimdi yeni Said diyor eski kafasını aldı diyor. Onunla şimdi konuşacak diyor. Tuhaf yani. Bunu da mahkeme ve bilirkişi heyeti şey demiş.
halüsinasyon görüyor diyor. Kendisini iki tane, üç tane zannediyor diyor. Böyle bir şey var mı yani? Bir de eski Said, yeni Said. Halüsinasyon. Oysa Almanya'da böyle gelmişti böyle adam, iki kişilik kendisini hissediyor. Bana getirmişlerdi böyle de, gelmişti camide imamken. İki kişilik hissediyor. İki tane farklı fikirler, düşünceler. Bir o istiyor, bu ben istiyorum. Ben mi o mu, kafa gitmiş. Ben mi söylüyorum, o mu söylüyor. Allah yok diyor, ben mi diyorum, o diyorum, o mu diyor. Alman doktor ne diyecek? Aman aman ilacı verdiler uyuşturmayı. Verdiler, bu Arnavut mu? Bu hasta şey. Dediler burada bir tane hoca var, deli bir hoca. O farklı bir şey söylüyor diyor, bir getirin. Ondan sonra getirdiler. Kaç tane kendini hissediyorsun? Bir böyle hocam diyor. Karısı orada, babası orada, annesi orada. Hepsi gelmiş, bakıyor. Ne diyecek? Hocam diyor, ben iki tane bu ilaçları torbayla getirdim. Kendimi tek hissetmek için doktor ilaç vermiş. Kendini tek hisset. Yani tek düşünce olsun. Tek şey iste. Nasıl dedim iki tane olduğunu anladın? Bir böyle istiyorum, bir böyle istiyorum dedi. Bir böyle diyorum, bir demiyorum. Diyorum, demiyorum. Ben iki taneyim diyor. Doktor da demiş, aman aman bir tanesi. Dedim ki, kardeşim benim bildiğime göre insan iki tane değil, üç tanedir. Sen o ilaçları çöpe at. Sen doğru hissetmişsin de yanlışa götürüyor. Şimdi dalga geçiyorlar zannettim. Hani babası diyor ki, hoca efendi, sana hasta getirdik. İki tanesi diyor, teke düşürmen için sen üçe çıkarttın. Anlamadım. Aynı cinsin. Dedi ki, nasıl dedi, bir heyecanlandı böyle. Nasıl ben dedi üç taneyim? Bak şimdi, sen şimdi bu beden değil mi bu benim? Buna ben mi diyorsun? Bu gömlek gibi çıkarırım. Gece çıkarıyorum ben zaten. Koyuyorum yatağa, nerelere gidiyorum. Düşünceyken, tefekkür ederken de çıkartıyorum. Buradayım ama neler yapıyorum. Düşünürken, tefekkür ederken de bu değilim. Hatta olumsuz düşününce fatura buna çıkıyor, mideme vuruyor. Bir beden var, bunun kadın erkek buradadır. Bunlarla kalın. Başka bir şey yok. Bunun da yaşı var, bulunma miktarı var. Bu ben miyim? Bir de bir insanın burada odunun içerisinde duman var. Bu da nefis. Bir de odunun içinde nur var. Bir de odun var yani. Üç tane yok mu? Bir odun var. Bir odunda duman var, bir de nur var. Sen bir tanesini ayıkla diyorum babasına. Bir çakla kesebilir misin? Odundan dumanı alayım. Tornavida ile penseyle çıkartayım. Odun tek olur mu? Hoca efendi olmaz. Bu odunla ne alakası var diyor. Odun budur. Odunda maksat bedendir. Nefiste maksat o dumandır. Ruhta maksat nurdur. Üç tane şahsiyet. Deme. Bunu yapan nefis. Bunu yapan da ruh. Tamam. Ben hangisiyim dedi, fırladı. İkisi ters. İkisi de değilsin şimdi. Deme. Vür. Verme. Bak. Bakma. Gir YouTube'a. Hayır olmaz. Ne yapıyorsun ya? Sen sistem sen. Sen haklısın. İkisinin dışındasın. O da ben olan ben. Ene. Bu benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim nefsim bak. Benim ruhum diyen. Sen üç tane. Onun bağırmasını seyredecektiniz. Nar atmasını sevincinden, nar atmasını. Dedim ki ben atmayayım. Çöpe sen at git öylece. Her gidişimde de ziyaret edilir. Her gidişimde eve de davet edilir. Ne oldu? İki tane hissediyordu, üç tane oldu. Adamın moralini söyledi. Oğlum bak senden de hastaları varmış. Bakırköy'de bir tanesi getirdiler. Bakırköy'de, Zeytinburnu'ndayız. Getirmelerinin sebebi, Allah'a neyi görmüyoruz? Demişler ki, cumartesi, o da karbal. Ya abi birisini getirdim dedi falan. Allah'a neyi görmüyor soracak dedi. Ondan sonra tamam getir dedim. Ama ders bitsin şimdi, yapma. Ondan sonra oturdu. Dedi ki sorusu olan var mı dedim. Ben de ders bittikten sonra biliyorum soracak. Dedi ki Allah'ı niye görmüyoruz dedi. Adam bunun için gelmiş. Bunun için rahatsız. Kendini görmediğin için dedim. Nasıl yani? Bu sen misin bu? Aynada bu sen misin? Benim yüzüm diyorsun. Bu sen 15 sene önceki kimdi? İki yüzlülük yapmadı. Bu ben mi? Bu benim kaportam. Şimdi bak sen kimsin? Bu benim yüzüm. Bu benim kulağım. Masaya koy. Bu benim gözüm, bu benim kulağım, bu benim karaciğerim, bu benim ayağım. Geç öteki tarafa. Bu benim aklım, bu benim ruhum, bu benim kalbim, bu benim vicdan. Benim vicdanımı rahatsız etti. Gene vicdan da arkadasın. Ona sahiplenen,
benim ayağım diyen, benim vicdanım diyen kim? Bunların arkasında. Şimdi bu sen misin? Değilim dedi. Bak adam niye geldi? Allah'ı niye görmüyoruz? Sen kendini görmüyorsun ki Allah'a göresin. Adamın derdi Allah'a görmemek. Şimdi baktı ki bir dert daha çıktı. Kendisini görmüyor. Dert oldu ki. Ondan sonra eğilip kalkıyor. Yani ben kendimi, peki ben ikide bir kendisi tekrar, bu ben değil miyim? Kendi haline bıraktım. Bu sen misin? 10 sene sonraki kim olacak? 20 sene önceki kimdi? Benim aklım diyen kim? Al masaya, benim aklım, manevi şeyler, benim ruhum, benim ayağım, benim karaciğer, benim gözüm. İşte hep ben diyen kim bu? Bunların ötesinde birisi işte. Benim gömleğim çıkart, benim atletim çıkart, benim aklım çıkart, çıkından. Benim ruhum çıkart. Öyle bir yere gel ki çıkartamayacağım bir şey olsun. O ben işte. Onu gören var mı? Daha sen kendini görmedin ki. Kendini gören yoktur. Varsa da o Allah'ı görüyor. O Allah'ı görüyormuş o anda. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah bilinir daim değil. Anlaşılır değil mi? Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Onun aynesini onu seyrediyorlardı. Onun için kalkmıyorlardı böyle sahabe. Kalkmayınca da ayet geldi. O da insan tarafı da var. Hadi kalkın. Siz de bırakın onu dedi. Ya, alem aynadır. İnsan mirattır. Peki. Adamın iki derdi oldu. Allah görmemek ki görmüyorum dedi. Bir baktık ki olan derse gelmiş. Kendimi de görmüyor. Nasıl gitmiştir eve? Çok şükür. Ya. Elhamdülillah. Bir de okuyacağım. Nurun zahiren kemiyetinden, kemiyeten dar cihetine bakmayarak, nurun kalitesine, dar cihetine bakmayarak ustad, hakikat cihetinde keyfiyeten geniş ve fevkalade menfaatını hissetmesi suretiyle, hem de siyaset nazarıyla bütün memleketi Osmanlı'da olacak gibi ifade etmiş. Büyük nur çıkacak Osmanlı'dan sonra. Öyle Sufyan'e çıktı. O büyük veli onun dar daireyi geniş tasavvurundan ona itiraz etmiş. Veli de demiş ki bir yerde usta sohbet etmiyor. Evet Osmanlı gidiyor ama daha acayip bir nur çıkacak. Daha geniş. Ya diyor rivayetler var diyor. Ahir zaman fitnesi olacak diyor. Sen bizi aldatıyor musun Seyda? Dalim yani. Yani bu sefer o veli dar daireyi düşünmemiş, böyle kiraz ağacının çekirdeğini değil de ağacı düşünmüş, fırtına gelecek, yaprağını dökecek, dalını koparacak kar tipi, çekirdekte bir şey yok ki. Bazen kış eser, bazen sonbahar, bazen dalı kırar ama kökü gövdesi sağlam oldu mu çıkıyor işte. O veli diyor, onun dar daireyi geniş tasavvurundan, ona itiraz etmiş. Hem o zat haklı ama. O zat haklı itiraz ediyor. Gittikçe fenalaşacak diyor. Şu anda topluma bakın. Gittikçe kötüleşiyoruz diyor. Bak şimdi. Herkesin ağzında var Müslümanın. 10 sene önce haya, edep, aile, kaliteli insan acayipti. Hepinizden ağzından duyarsınız. Şimdi gittikçe bozuluyoruz. Herkesten duyarsınız. Bu doğru mudur? Doğrudur. Bu kemiyeten böyle. Adet bakımından bozulma var. Zaten sen insan kabul ettiğin için böyle diyorsun. Ulema bunlar beşerdir diyor. İnsan değil. Peki keyfiyet var mı? Keyfiyet hadisatın içerisinde kaliteleşiyor. Yani o çekirdek daha baskılandığı için daha ufalıyor. Daha küçük yer kaplayınca teknoloji arttıkça hafızalar daha ufak oluyor. Flaş bellekler, telefonlar daha kaliteli. Yani iman küfür aynı dükkanda satılıyordu Allah Resulü'nden önce. Sonra ayrıştı, iman küfür net oldu. Ahir zaman fitnesinin özelliği olmasının sebebi hak batıl karmadır. Yani birbirine geçişte oluyordu. Yani aynı dükkanda satılıyor. Ben bir ara Gürcistan'a gittiğim zaman ilaçlar da bakkalda satılıyordu. Yani hak batıl aynı dükkanda, aynı adamda o.
Bir bakıyorsun adam acayip bir adam, bir eylemine bakıyorsun garip bir adam. Asıl saadette bu yoktu. İkisi zıttı. Şimdi peki ne oldu? Şu sufyaniyetten hak batılın en zirvede karmalandığı, harmanlandığı, onun için birbirine geçiyorsun. Kim hangisi? Şey yapamıyorsun. Ama bu şiddetli karmanın içerisinde şiddetli sıyrılan kalite var. Ona karşı tepki olan. Hani tepki de şiddetlendi. Hücumun şiddetlenmesi etki tepkiyi doğurur. Sırınca fizikte F1 eşittir, F2'dir. Ondan sonra tepki doğurdu. Kimde? Bir kısım avuç. 264. İhlas, sadakat, tesanüt sırrına sahip bir kısım şakirtir. Bir sayfa arkasında abi. He? Bir sayfa arkasında. Bunun mu? Yani, o iki, 266. 266 mı? Mevzunun başlangıcı 264 de evet. Bir sayfa arkasında. Ha sayfa, tam yeri 66. 264 tamam mektubu değil mi? Şimdi hadiseler kaliteyi doğurur. Tepki her yerde öyle, Ruslarda da öyle. Bozuldukça onların da derin Rus'u var. Derin beyin takımı daha kaliteli. Hadiselerde daha duyarlı oluyorlar. Mesela normal lakayt olurken hücumu zamanda daha şeydi. Mesela şöyle diyeyim. Ben 1980'i biliyorum. 80 ihtilalinden önceyi biliyorum. 80'i biliyorum. Turgut Özal dönemini biliyorum. O zaman tazikat aklın durur ya. Yani bu gece burada mı sabahlayacağız? Yoksa Sultanahmet hapsi şeyinde mi nezaretinde belli değildi. 80'i söylüyorum. Her an o Kenan Ermeni basabiliyordu vesaire yapıyordu. El koydu bütün vakıflara vesaire. Ama o zamanki kalite, evet sayı azdı. İki kişiden fazla kişi yürüyemiyordun. Üç kişi olunca hemen çeviriyorlardı, alıyorlardı seni en az birkaç gün. Onun için tek tek dolaşıyordu, derslere tek tek gidiyordu. Ama Zeytinburnu, şey, Koca Mustafa Paşa'dan Zeytinburnu'na derse yaya gitmek için arabayla değil, Topkapı Mezarlığı'ndan yaya geçerdik. Mezarların içinden geçerdik. Derste en fazla 10 kişi oluyordu. Ama dersti. Böyle dersti. Davaydı, dava. Hiçbir şey falan. Ne olursa olsun. İpi, cellat, takma sen, ben takarım. Sen git işine bak diyen adamlar vardı. Yani acayip bir şey. Bunu sırrı yakalayamazsan bozuluyoruz. Doğru. O şiddette presleniyoruz. Tazikat artmış. Nasıl bir şey var? Şu anda sevmez. Ezanlar oku okursa bir şey demiyor. Şu anda bozulma var. Bozulma at safhada. O nispete has kadro daha sağlam. Nereden biliyoruz? Dünya dönüyor ya. Dünya bu bizim bildiğimiz insanların üzerine döner. Dünya döndüğüne göre Allah'ın muradı devam ediyor. Allah'ın muradı devam ediyor. O da o dar daireyi geniş tasavvurundan ona itiraz etmiş. Hem o zat haklı hem eski Said bir derece haklıdır. Çünkü Risale-i Nur imanı kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayat-ı bakiye ve ebediyeyi imanla kurtarıyor. Dar daire nedir? İman kurtarma hizmeti. Geniş daire nedir? Siyaset. Ekmeğini ver adama, elbisesini giydir. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, psikolojide evde de kullanın, akrabada da. Bir insanın diyor, aklını ve kalbini tatmin etmedikçe, doyurmadıkça, terakki ve teali ettirmedikçe, amen, hiçbir iyiliğiniz onu memnun edemeyecektir. Ne yaparsanız yapın. Nankör diye değil diyorlar ya toplumda. Olan nankör, senelerce baktım lan. Ben senelerce şöyle yaptım. Bu ne ya? Diyorsun ya. Bu doğru. İnsanların bakın akıllarını ve kalplerini tatmin, teskin ve terak ettirmedikçe, yani akıllarını ve kalplerini inşa ve ihya etmedikçe, aklını inşaat, kalbini ihya etmedikçe hiçbir iyiliğini salih onu memnun edemeyecektir. Senin iyiliğin değil, Allah'ın bile iyiliği iyilik değil, olmuyor. İyilik olmuyor. Vefasızlık sana değil, Allah'a yapıyor bir kere. Allah'a bile değil, kendisine vefasızlık yapıyor. Fıtratına zıt yaşıyor. Vefasızlık orada. Sana yapsa çok mu ya? Tamam. Ama insanı tanıdın mı? Ha böyle. Bozulma. Tabii ki bozulacak. Ahir zaman fitnesi nasıl olacak? Ama bu işleri yapanlar tek tük insanlardır ya. Resulullah mesela.
Bütün kavmi, kabilesi, amcası, çevresi, her taraf düşman diyor mektupta. E ne yaptı peki? Aleme olmayacak şey İslamiyet'i başına geçirdi diyor. İşte Bediüzzaman. 28 sene hapishanede, 27 defa zehirlenme. Ona bak. Peki onun karşısında duran zat Nutuk adlı kitabı var. Kaç kişi toplanıp da her akşam ders yapıyorlar İstanbul'da? Kaç yerde? Kaç bin yerde Risale'nin dersi yapılıyor biliyor musunuz? Her akşam. Bin kaçtı? 98'de MİT'ten duymuştum. 98'de birine kaçıyordum. İstanbul'da sırf 3800 ezberlemiştin. 3834 yerde bizim bildiğimiz yerde sohbet oluyor demişti. MİT'in tespit. Hepsi mi yoksa Nur dersi? Nur. Aklamıyor. Şu anda nerelerde, hangi evlerde oluyor? Bu şu anda biliniyor mu? Anladın mı? Yani o kadro çekirdek devam ediyor. Kardeşim, bir Resulullah ya, bir ustad. Bir tanesi ya. Bir yöntem oluyor, bitiyor. Herkes inşallah. Bir Gazali ya. Bir Rabbani ya. Mesela bir Nur talebesini mesela okuyoruz, milyonları aşmış. Birisi çıkıyor, ülfeti kırıyor, bitti işte. Tamam, ülfeti kırdı mı bitti. Ülfet belasından çıktı mı aktif oluyor bu sefer. 1 milyon talebesi 1 milyar hükmündedir. 1 milyon talebesi, 1 milyar. Kalite. Şeyler de öyle. Hapishanede 2 hafta böyle bir solcuyla kaldım. Urmumcuyla, şunla bunla kalmış. 68, 70 küsür mü? Bu da bilinmiyormuş yaş ama böyle biraz kamburdu. Yatmadığı kişi kalmadı hapishanede. Onunla yattım 2 hafta. 2 yaşlıyı tuttular bizi. O demişti ki, hem sizde hem bizde dedi. Kalite çok düştü. Sebebi ne biliyor musun dedi. Ne dedim? Dedi ki, maçlar var ya maçlar. Maçlar diyor büyük salıncak gibidir. Başka dedim size bu. Evet bir de dedi şu televizyonlar ve telefonlar bizim kalitemizi çok düşürdü diyor. Şimdi dava adamı yetişmiyor diyor. Niye Sabri abi dedim ya. Ya daha çıksa. Ya dedi televizyonda kalkıp da dedi mücadele mi gidecek diyor. Koltuktan kalkıp da dedi toprağa mı girecek diyor. Böyle bir dava mı şey? Vay be dedim hoşuma da gitti ama bize de vurdu ya. Sizde de kalite var. Ya. 1 milyon talebesi 1 milyar hükmündedir. Yani 1 milyon değil belki 1000 insanın hayat ebediyesini temine çalışmak, 1 milyar insanın hayatı fani dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymetli ve manen daha geniş olması. Mesela bir adamın imanını kurtardın, koy kefeye, 1 milyon insanın patron yaptın. Fabrika verdin, zengin ettin. Yani yaya giderken işini, araba verdin. Açken doyurdun, evi yokken kirada, ev sahibi ettin. 1 milyon. Buna mı daha faydalı oldun? 1 milyon insanı böyle zengin ettin. Bir tanesinin de imanını kurtardın. Hangisi daha değerli? İman kurtardı. İman kurtardı. Niçin? İman ebede bakıyor. Sonsuz, adli yok. Bu bellidir sevabı. Mesela namaz kılmanın belli sevabı vardır. Orucun da vardır, benim katımdadır diyor. Haramlar da öyle, zinanı falan. Fakat yani orucun ve namazın, haramların da mayen günah ve sebapları var. Fakat imanı ve küfrün mayen ne sebabı vardır ne de günahı vardır. Yoktur öyle, belli bir miktar yoktur. Küfrün her şu kadar günahdır, yok. İman ne kadar sevaplıdır, yok. Öyle bir şey yok yani. O sebabın dışında bir şeydir. Sebap değildir o. O imandır. Öyle bir sebap yok yani. Eski Said'in o rüyayı sadika gibi olan hissi kalbel vuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini ihata edeceğini görmüş. Belki inşallah o görüş 100 sene sonra nurların ektiği tohumların sübünlenmesiyle manen o geniş daire nur dairesi olacak. Onun yanlış tabirini sahih gösterecek. Emirdar layıkası
2, 111. sayfadan okudum. Ustad diyor ki, hizmeti diyor bırakın diyor. Siz uhuvveti koruyun yeter. Uhuvvet ve tesadüf. Peki ne olacak? Hizmeti bu çekirdeği, gelecek 3 tane şey var ya, iman, hayat, şeriat kadrosu var. 3 sahada Mehdi. O diyor, iman kadrosunu diyor, Risale'nin etti diyor. Hayat ve şeriatta iki tane Mehdi gelecek diyor. Mehdi. Ha? Onu Emirdağ 264'te anlatıyor. İki tane. Daha bir tane diyorlardı yani, ben iki tane. Ha şimdi iki tane. Siyasi bir Mehdi bekliyorlar. İki tane gelecek kardeş. Daha iki tane de var. Hayatta Mehdi var. Şeriatta. İman, hayat, şeriat. İman tamam. Risale'nin yaptı. Hayat ve şeriatta gelecek. Peki ne olacak? Risale-i Nur'un o dar dairesini, o siyasi Mehdi, hayat Mehdi'si geniş daireye yapacak. Biz yapmayacağız onu. Onun vazifesi. Biz uhuvvet ve tesanüdü koruduk mu tamamdır. Onun vazifesi yani bu hizmeti. Hizmeti zaten Risale-i Nur yapıyor diyor. Siz tesanüdünüzü koruyun, uhuvvetinizi koruyun yeter. Yani uhuvvet ve tesanüdü nasıl korunur biliyor musun? Bozulma yeter. Yani bineye bir şey koyma tuğla. Bozulma yeter. Bu kadar. Sana mevcut olan sana yeter. Bozulma yeter. O zaman onun içinde tesanüt var zaten. Ya. Kuşta abi dedim. Nasıl yapacağız bu işi? Bozulma yeter derdi. Vay. Çok acayip bir söz de anlamamışız oğlum. Bozulma yeter. Yani nereye bozulacağız? İşte açtı, yiyoruz, içiyoruz. Bozulma yeter. Olsun. Alet olma. Adam okur, zirveye geçer. İnsan yetiştirme makamına gelir. Gider Sufyan'a tabi olur. Onun tarafında olur. Bak gitti. Habitet amalum. Sayı çarpı sıfır. Ustadı niye meclise çağırdılar Ankara'ya? Ona gelen muhabbeti dolayısıyla bize gelsin. Şimdi biz mücadele edeceğiz bu sisteme. Said Nursi de orada. Bizim gibi o düşünseydi, o sistem yanlış olsaydı Said Nursi'nin orada ne işi var? Onun için adam dedi ki, sen yanımıza ol. Buna mukabil milletvekilliği, 300 lira maaş. Şeyh Sünnisi'nin yerine vaaz umumi. Ne kadar mantıklı ya. Bir de köşk, villa sana. Tam doğuya gitti, bittisi her tarafa. Talebe yetiştir. He? Vaaz et ya. İbrahim vaaz et. Ne kadar acayip bir hizmet. Adam vermiş. Yeter ki ama biz de bil. Bizimle mücadele etme. Ne yaparsan yap. Şeyh Sünnisi yerine vaaz. Çünkü sana gelen muhabbet bize de gelecek. Senden dolayı bize düşmanlık yapmayacak. Dolayısıyla mubah görecek, meşru görecek, doğru görecek, karma harman olacak. Oysa dinimiz ayrıl ondan diyor. Tarihçede geçiyor hadiste. Hadisleri diyor ki onunla siyasi mücadele edilemez. Hadisine uyarak Van'ın Erek Dağı'na çekildi diyor. Yani ben neredeysem beni sevenler, bana muhabbet edenlerin de muhabbet orada olur. Eğer ben bir yerde bulunuyorsam bir kadroda, beni sevenler orayı düşman yapmaz. Dolayısıyla o İslam'ın kanını yemen sisteme dost nazarıyla bakar. Oysa Kur'an'da قُلْ يَا يَوَلْ كَافِرُونَ لَا عَبُدُمَا تَعْبُدُونَ Sizin gibi sizin kafirler. Siz size, biz bize. Sizin dininiz sizin. Benim dinim benim. Onunla beraber olma diyor. Şimdi ne diyorlar? Onlar gibi gözükeceksin, içine gideceksin, hizmet edeceksin. Allah da istemiyor. Ayrıl diyor. قُلْ يَا يَوَلْ كَافِرُونَ Ayrılmayı anlatıyor. Sizinkisi size, bizim gibi. Mesela ne demişlerdi Allah Resulü, bu kadar cazip şey olur mu? Sen 6 tane iman esasın. Hepsini anlat. Biz reisimiz ol. Başımıza geç. Mal istiyorsa mal verelim. Teklif etmediler. Hanımı istiyorsa verelim. Hatta hanımlarımızdan sevdiğin varsa onu da verelim. Senden bir şey istiyoruz. Her şey senin. Putlarımıza dokunma. Ona ben ne derim? Bundan daha ayağın güzel fikir olur mu? Kalkarım vallahi. Bak yemin ediyorum tam kafama göre. Ulan ben sistemi oturtayım. Devletin maliyesini, İçişleri, Dışişleri, Bakanlığını, Uzay Teknolojisi, hepsini ben şey yapayım, yerleştireyim. Yerleştirdikten sonra siz misiniz lan diye kafa tutarım, bir güç deneyeyim. Güç denene kadar onunla beraber olayım. Sonra tepelerim. Dememiş.
Demiş ki, onun karşısında o. Onun karşısında o. O teklife Allah Resulü demiş ki, vallahi bir elime güneş, bir elime ay verseniz, davamdan dönme. Yani istedikleri şu, bize, putumuza ilişme. Lan deme işte, ağzını kapat, put deme. Allah'ı anlat. Ahireti anlat. Tamam diyor. Puta ilişme. Ne kadar cazip. Aynı ustada yaptılar. Şeyh Sünni Sinan'ı bağız. 300 lira o zaman maaş. Gavur parasıyla 5 para etmesin dönemde 300 lira maaş. İstediğin bir yerde, istediğin gibi villa. Milletvekilliği unvanı. İçimizdesin. Ne yaparsan yap. Yalnız bizle uğraşma. Başka bir şey istemiyorum. Milleti işaret et. İlahi yatları kur. Ben TC Kur'an kursları aç. Yap. Her şey serbest. Bizimle uğraşma. Bugünkü siyasetin çirkin yüzü de bu değil mi abi? Ya şu anda onlardan böyle uyanıyoruz değil mi ha şimdi? Onlardan görünüyorsun evet. Yani. Şimdi bir parçasını söyleyeyim. Basit bir şey ama Allah beni o dişlilerden de geçirdi. Sen okudun ama bir de yaşa bakayım gel. Yaşa bakalım gel buraya. Bunları anlattım konuş. Gel buraya. Şimdi teslim oluyorsun, gidiyorsun. Hapishaneye girmeden önce sağlıktan geçiriyorlar seni. Gel böyle şöyleydi. En son kimliğini alıyorlar, koğuşuna şey yapıyorlar. Sağ doktor bu. Otur. Kötü davranan var mı sana bu kadar süreçte? Elbiseni verdin, teslim ettin şeye kadar. Siz yapmadınız da biz biraz özel herhalde. Bu süreçte sana davranan var mı? Doktor, bu iş yapıyor. Yok dedi. Kaydederken ismi, dur. 3 gün sonra çıkacaksın. Bir şartla. Ben yanlış ettim, özür diliyorum. Yanlış ettim. Doktor mu? Doktor diyor, onun adına. Öyle de pazartesi, salı, çarşamba 3 olmadan çıkman lazım. Saat 3 olmadı, çıkacak. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Ben de dişliyi gördüm bu arada. Bu kadar mı doktor beydi? Tabii ya dedi, ne olacak? İstediğini yap dedi. İçeride ne yapacaksın tek başına? Dışarıda gizli gizli işte. Burada dedi, hem de sağ çıkacaksın, zor. Aklın yerinde olacak, zor. Hadi sağ çıksan kafan olmaz, şu olur. Ama git dedi, doğuda her tarafta kalın, yerler aç dedi. Her şeyi. Ama özür diliyorum de, mıca deliği bırak. Serbest, istediğin yerde aç. Sonra koğuşa gittim. Bir saat sonra sarı kağıt geldi. İşte kendisi doldurdu. İşte şunlara, şunlara, şunlara özür diliyorum. Öyle düşünmüyorum. At imzayı. Başkardeye geldi. Ondan sonra çarşamba günü Hoca Efendi çıkarsın. Bıraktı zarfı. Hoca Efendi bir saat sonra alacağız bunu. Tamam. Verdim sarfı. Bir saat sonra baktım. 3 kişi geldi, kapıyı açtı, girdi içeriye, oturdu. Atmadık ya imza, yazmadık ya. Sen buradan dedi, saat çıkacağını mı zannediyorsun? Biz dedik ya dedim, bunun resmini toplamasını, çıkartması yaptık. Niye anlatıyorum? Burada hep böyle söylüyorsun diye. Fiilen örnek gösteririm. Resulullah da, ustata da göstermiş. Yani kardeşim, fark edin. Peki ustada ne dediler? Artık İsparta valisi. Ustad gizli yok. Öyle evlerde mevlerde diyor. Çıksın, tamam mücadele etsin. Ama camilere çıksın, halkın içine girsin, vaaz etsin, serbest. Dedi mi? Dediler biliyor musun? Ustad serbesttir. Artık tevkif yok, kontrol yok, serbest camiler her yere gidebilir. Tamam bizimle de mücadele etsin ama girsin halkın içine. Üstad ne dedi? Vay be helal olsun muvaffak olduk demedi. Vay münafık diyor. Niye? Çok konuşup adileşme, çok konuşup adileşme, çok görünüp basitleşme. Bu mu? Onun için çok böyle şey yaptı, vitrine çıkarıyorlar, hop halkın nazarını, tak işini vitrine, hadi çöpe, 50 seneki eğitimin gitti hadi. Hadi bakalım, 5-10 defa vitrine çık,
biraz daha metha, atıştırıcılar da bulacaksın. Oo falan tamam. Ondan sonra kutsiyetin gitti. Kutsiyet kaldı. Sıradanlaştırmak. Tabii sıradan bir şey oldu. Sözlerin tapu olmasını istiyorsan türbin oynamayacaksın. Allah ile olacaksın. Ağacı yetiştirmek istiyorsan yaprak, toprak altında mestur kalacaksın. Ey hassayı meşhure! Eğer böyle bir şey istiyorsan hafa turabında gizli kal diyor. Ta ki neşinema bulasın. Hem Allah'ın katında hem insanların gönüllerinde. Hafa turabında gizli, mahfi kal diyor. Ey hassayı meşhure! Ey biz güzel bir sıfat olan zat! Onu izhar etme. Gizli ol. O sıfatın herkese yayın. Ustad ne demiş? Acayip demiş. İsparta valisine. Acayip. Ustad çıkmış mı? Çıkmış. İşitilmiş ki İsparta'da imam hatipler vesaire camide vaaz edecekmiş. Kadınlar toplamış erkekten alay işliyor. Karabalık olmuş. Ustad demiş? Acayip. Risale-i Nur var demiş. Risale-i Nur neşredildi. Benim vaazıma ihtiyaç yok. Ya hizmet istemiyor bu adam ya. Hakikaten istemiyor. Anlatsa ne olacaktı iki kelam? Herkes böyle dinliyordu. Ondan sonra olacak sırada. Çok konuşup basitleşme, çok görünüp adileşme. Ondan sonra bu adam mı? Bu adam. Ondan sonra daha hiç kimse senin şeyine bile girmez. Her gün canlı yayın ya. Her gün adamı çıkar. Değil alim o. Peygamber bile alışılıyor kardeşim. İmana alışılıyor da, yeni yeni bir şey bulmasa. Bir yerde okuyorum, çok güzel. Risale-i Nur'un sadık şakirtleri harikulade olarak günden güne yükselmeleri ve tenevvür etmeleri bizleri belki Anadolu'yu, belki alem-i İslam'ı mesrur ve müferrah eden bir hakikatli haber telakki ediyoruz. Ahir fıkrasında muhbir-i sadıkın haber verdiği, Muhbir-i Sadık, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Manevi futuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak zaman ve zemin hemen hemen gelmesi diye fıkrasına bütün ruhu canımızda rahmet ilahiyeden niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Yani mesela geniş siyaset, bitti, geldi. Ustad zamanında da bekliyorlarmış talebeleri. Ondan sonra, ustad, tamam biz temenni ediyoruz, arzu da ediyoruz. Fakat biz Risale-i Nur şakirtleri ise vazifemiz hizmettir. Vazife-i ilahi karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber. Bizim vazifemiz de siyasi hakimiyeti olsun. Siyasete geçelim, şey yapalım, yönetimde şey yapalım, yönete geçelim, insanları idare edelim. Resulullah benim efendime teklif ettiler. Geç başımıza. Peki olmaz mıydı? Allah Resulü bunu reddederek gönüllerin akıl, kalp ve ruh gönüllerine talip olduğunu göstermiş. Bedenini yönetmeye değil, gönlünü yönetmeye talip olmuş. Gönül insanı olmak gerekiyor. Bak biz Risale-i'nin fakat Risale-i'nin şakirtleri ise vazifemiz hizmettir. Hizmet. Vazife-i ilahiye karışmamak. O Allah'ın vazifesi. Kime verecekse versin. Geniş siyasi şeyleri. Ve hizmetimizi onun vazifesini bina etmekle. Ya Rabbi böyle böyle çalıştık. Adam öyle yaptı ya. Demiş yani. Duydum ya. Bu kadar şey yaptık, bu kadar talep yetiştik, bu kadar kişiyi sana secde ettirdim dedi. Benim bir duamı kabul etmedin dedi. Adam demiş. Allah. Ha? Bu kadar kişiye dedi, gençlere ben sana secde ettirdim. Bir duam ettirmedi. Peki niye tepe takla gitti biliyor musunuz? Şaşıracaksınız ama garibini yok. Benim tespitim tabii. Allah'ı kıskandı. O kadar mı? Evet. Allah'ı kıskandı. Allah kıskanılır mı? Evet kıskandı. Niye benim her dediğim olmuyor ya? Hep senin dediğin oluyor. Bir tanesi dedi ki ne oldu dedi. Vallahi dedi. Hep onun dediği oluyordu. Gene onun dediği oldu diyor. Ben aşkta rastladım. Adam dedi ki, nasıl geldin dedi ya. Ben duydum ha. Resepsiyonda, otelde, Arabistan'da, Mekke'de. Nasıl geldin ya bu sen dedi. Vallahi yoktu dedi. Yoktu dedi. Nasıl geldi bu imkan? Vallahi
nasıl yani para? Dedi ki, ben duydum yani. Nasıl gelmiş merak ettim ben de kulağım. Dedi ki, Allah dedi, Allah benimle yarıştı dedi. Tövbe estağfurullah, Kabe'de, Haç'ta, otelde. Allah dedi ki dedi, he dedi, Safa böyle. Dedi ki, verirseniz ben daha fazla vereceğim. Allah cömertlerin sahibidir dedi. Ben verdim, Allah benimle yarıştı, daha fazla verdi bana. Baktım yarışı yok. Ben de verdim dedi verdiğini. Allah daha fazla verdi dedi. En son Allah kazandı dedi. Yani böyle saf dirik şekilde izah ediyor. Allah'a esas attı mı en büyük kuvvet odur. İhlas. Merkeze onu koyacaksın. Şimdi demek ki vazifemiz hizmettir. Vazife ilahi karışmamak. Yani ben böyle yaparsam sen böyle yapar mısın? Adam bak Allah'ı kıskanıyor. Bu kadar kişi sana secde ettirdim diyor. Niye bir tane dedim? Beni hakim et Türkiye dünyaya. Bir tane istiyor. Ya. Adam demiş ya, öyle bir söz söyle ki tek olsun, üç duayı cem etsin. O altın tabakla evladım neydi o ya? Birisi anlatıyordu onu. Bilen var mı? Yani zengin bir tanesi demiş herhalde bir sene, bana bir tane isteme hakkım var, bir cümle gibi. Altın mı istiyorsun, evlat mı istiyorsun? Ha Musa aleyhisselam, Musa tövbe. Musa aleyhisselama bir bedevi gelmiş ki, ansanaca ip ya. Ya diyor Musa, Rabbimden üç şey istiyorum demiş. Üç şey istiyorum. Ya böyle Allah'ın kulları var ya. Üç şey istiyorum, Rabbim diyor, üç şeyi kabul etsin. Bir, zenginlik istiyorum. İki, sıhhat istiyorum, ömür istiyorum. Üç, evladım yok, evlat istiyorum. O Tur Dağı'na gitti, Rabbine söyledi. Onunla görüşüyordu Cenab-ı Hak'la, görüşüyordu Musa Aleyhisselam. Cenab-ı Hak ona demiş ki, bir tane hakkı var demiş. Bu üç tane de bir tanesini istesin. Bir tane hak isteme hakkı var. Üç tane de bir tane. Dönerken o zat tabii heyecanla bekliyor. Rabbim ne dedi diyor. Dedi ki diyor, o kulum üç taneden bir tanesini istesin, onu kabul edeceğim. Zenginlik mi istesin? Uzun bir ömür mü istesin? Çocuğu yok, evlat mı istesin? Ne demiş biliyor musun? Peki demiş. Gidecek ya. Tek şey, tek dua, bir üçünden bir tanesi. Ya Rabbi, altın tasta evladımın eliyle su içmeyi bana nasip eyle. Altın tas, para. Evlat, nasip, o evladımın eliyle su, o kadar da ömür. Tek iştenmiş. Lazlar o soydan geliyor. Lazlar o soydan geliyor. Anlıyor musun? Çok acayip ya. Ya Rab, altın tasta, evladımın eliyle, evladımın eliyle altın tasta su içmeyi bana nasip eyle. Ve vermiş üçü de olmuş. Dua etmeyi de bilmek lazım. He? Tabii ya. Yani kim eder öyle dualar? Ehli tefekkür eder. Papağan gibi tekrar ediyoruz ama olsun, o da kârdır. Ya, İstemeyi de bilmek lazım. İstemeyi bildin mi? Hakikaten öyle. Fesva. Bak biz Risale'nin şakirtleri ise vazifemiz hizmettir. Vazifeyle karışmamak, hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber, bununla beraber başka kemiyeti değil, kemiyet sayıya değil, keyfiyete bakmak, kaliteye bakmak arkadaşlar, tek tük. Kafayı bir toplumun bozulmasına takıyoruz ya, takma, kaliteye bak, tek tüklere, kemiyeti değil, sayıya değil, kaliteye, keyfiyete bakmak, hem çoktan beri sukutu ahlaka, hani var ya İbrahim çok sorar, o abicim çok ahlakı bozulmuş, dibe vurmuş. Zaten o zaman da söylüyor. Diyor ki 1947 ikinci Emir Dağı'nda. Diyor ki 1908 Osmanlı'nın son döneminde dine lakaytlık oldu. 50 sene sonra bak diyor 1947'deki nesil oldu. O zaman diyor ki o yöneticiler, eğer dine lakayt olursanız 50 sene sonrayı düşündükçe tüyler ürperiyor. Biz ve sonrası değil. Diyor ki kemiyete değil, sayıya değil, keyfiyete bakmak,
hem çoktan beri sukutu ahlaka, ahlak çökecek, hayatı dünyeviye her cihetle, hayatı uhreviye tercih ettirmeye sevk eden dehşetli esbab altında. Öyle bir anlam gelecek ki, öyle insanlar gelecek ki görüyorsunuz, dinin mukaddesatını, çok ciddi değerlerini, namusunu, şahsiyetini, dinini, basit bir oy, soğana tercih edebilecek. Soğan kilosu arttı, kafire taraftan. Soğan kilo arttı, bilmem ne. Yani basit ha. Böyle bir şey gelecek. Sen diyeceksin, bunu nasıl yapıyor? Bu beşerdir, insan değil ki. Bak bir de, sukutu ahlaka, hayat-ı dünyevi her cihette, hayat-ı dünyeviye tercih ettirmek. اِسْتَحِبُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَلْاٰخِرَةِ Dünya hayatını ahirete tercih edecektir. Esas yapacak yani. Hatta neyle yapacaklar? يَسْتَحَبُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَلْاٰخِرَةِ Üç sıfatla, birinci şuada söylüyor. Bilerek, severek, bilerek, severek bir tane de var. İsteyerek. Yani isteyerek mi diyor orada? Ve tercih edecekler. Bak, bilerek, severek tercih edecek. 110 Kastamonu'da da geçiyor, 111'de de geçiyor bu ayet. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bilerek ahireti bırakacak. Tercih ettirmeye sevk et, dehşetli esbab altında iken biz, böyle toplumda iken, Risale-i Nur'un şimdiye kadar futuhatı, yani sen ve bir kısım nur talebeleri, onlar dünyaları için ahireti tercih ediyorlar, ahireti bırakıyorlar, dünyalar için. Bu tahribat esbabı içinde sen ahiretini esas alıp dünyanı bırakıyorsun. Sen yetmiyor musun? Sen kendini basit mi görüyorsun? Sen işte, sen yetmiyor musun? Koca bir geylan insanlık dünyasında olmuş da sen bir büyük çekmecede bir sen olsan yetmiyor. Nasıl olacak ya? Allah ona bakıyor. Bak, Risale-i şimdiye kadar futuatı ve zındıkların ve dalaletin savletlerini kırması ve yüz binler biçarelerin imanlarını kurtarması ve her biri yüze ve bine mukabil yüzer ve binler hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi. Mesela Özden düşün, geçmiş hayatını düşün, ben de biliyorsun. Elhamdülillah imanımızı kaça satardın imanı? Şimdi düşün, dünyada neyin olsaydı ki, ya bu iman Risale-i Nur'u tanımasam da, olsun, tanımasam da olur ama, şu şeylerim de olsaydı keşke. Diyeceğim bir şey var mı Özden vicdanına söyle? Ya, sefesi bile kesiyor. Yani nurları tanımasam, olsun, o tanımasam da olurdu. Düşman olma ama, tanımasam da olma. Şunlarım olsaydı daha iyi olurdu. Ömer'in hatırına gelmiş var mı? Yok. Bak şimdi ne diyor? Risale-i Nur, o zaman dersin başında dedim ya, doğruluk, yanlışlık şeyler nereden? Yani ölçü kayıp var ya, her şey duman oluyor. Yani biz tanıdık. Ne oldu? Risale-i Nur'un şimdiye kadar futuatı, zındıkların ve dalaletinin savletlerini kırması. Bu kadar hücum ettiler, söndü göğsümüzde gelen hücumlar söndü. Bir hücum geldi, Bayram Yüksel abi ve Ali Uçar abiyi aldı. Kefaret, kurban. Bir felaket geliyordu. Ondan sonra Abdullah Yeğen abi aldı. Bir felakette Rüştü abi aldı. Sait Özdemir abi aldı. Aldı da aldı. Aytumur abi aldı. Bir felakette geliyor. İşte onu bunu alıyor. Onu bunu hapse tıkıyor. Başımıza gelen sıkıntılar size, yani sizin başınıza durup dururken gelen sıkıntılar elbette ki alem-i İslam'ın iddiadında sana da hisse gelecek. Hani biz kimiz? Alem-i İslam'a indirilen darbeleri ruhuma hissediyorum diyen zatın talebesiyiz. Sen de bir şey, sana da hisse çıkacak. Beni de alacaklar içeri. Seni de sıkıntı çekecek. Aldatacaklar, bilmem ne olacaklar. Olacak kardeşim, sana da hisse çıkacak bu iş. Bak ne diyor? Şimdiye kadar futuatı ve zındıkların, dalaletlerin, savletlerini kırması. Dalaletler sönüyor. Yüz binler biçarelerin imanını kurtarması. Mesela kaç kişiye vesile olmuşsundur sen Ömer? Bilmiyorum diyor, değil mi? Ben ne kadar ateistin, dinsizin benim vesilemle Müslüman olduğuna adedini bilmiyor. Bir şey anlatacağım. Fakat bir Vehhabinin düzeldiğini bilmiyor. Bu kadar kişi Vehhabiyle görüştüm. Bir tanesi ehli bidanın, Vehhabi var ya, Kur'an'a tabi olalım diyen kim biliyor musun ilk on bunu? O Mısır Yahudisidir, şeydi, Masonudur. Kur'an'a tabi olan Vehhabiler. Bir Vehhabinin
Kur'an'ı alıp hadisi inkar edenlerin bir tanesinin ehli sünnet olduğuna ömrümde hiç şahit olmadım. Ne kadar ateist, Müslüman olduğunu adedini bilmiyorum. Ben Rus uçakların iniş takımını yapan mühendis Yalçın kardeş de otelde kelime-i şehadetine şahidim. Almanya staj için gelmiş mühendis. Uçan iniş takımlarına Rus kafir idi. Müslüman olmasına şahidim. Schweinfurt'ta tebliğ cemaatine çağırdılar beni. Orada üç kişinin kelime-i şehadetine şahidim. Gene Schweinfurt'ta parkta bir öğretmen felsefe, anne baba öğretmen, onun oğlu zındık, onun Müslüman olmuşuna şahidim. Ne kadar var bu, en zirvede gösteriyorum. Fakat bir Vehhabi'nin düzeldiğini görmedim. Onun için internetlere sorulara cevap vermeyin. Herkes her şeyi biliyor. Orada boğulmayın, onun sırrı tuzaktır diye söylüyorum. İmanlarını kurtarması. Her biri yüze ve bine mukabil, yüzer ve binler hakiki mümin talebeler yetiştirmesi. Bir insan ya, bak bir tanesi, her biri, bazı kardeşler var İbrahim, yüze mukabil. Yani sokaktaki o dinsiz demiyor. 100 tane Müslümanı tartar. Şöyle düşün, Geylani'yi kefeye koy buraya. Koy. Bu asırda o dinsizden bahsetmiyor. Kaç tane Müslüman koyalım? Müslüman unvanı altında. Bu kantarı tartsın. Bir İmam-ı Rabbani'yi koy, bir İmam-ı Azam'ı koy, İmam-ı Şafii'yi koy. Hem Faruk, ne kadar Müslüman koyalım? Manen. Değil mi? Yok. Ha, bazı nur talebeleri var, ne kadar? 100 lakayt Müslüman kadar manevi değeri var. Bazı bin, bazı binler hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi, Muhbir-i Sadık'ın ihbarını aynen tasdik etmiş. Yani böyle bir kaliteli insanlar yetişmiş, bazıları bine mukabil. Bir atıfı buldun, bini buldun diyor. Muhatap ilahi oldu, yetiyor. Güneşin çalışması için çok adam gerekmiyor. Bir Adem Aleyhisselam varken de güneş vardı. Dünya da dönüyordu. Bir Adem Aleyhisselam vardı. Yani çok insana gerek yoktu ya. Adam. Muhbir-i Sadık'ın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda böyle bir hareket ceyran gelecek. Bir Müslüman ama bine mukabil. Böyle Müslüman. Göğsünde binlerce insan neşirle mahvolmuş. Onlar görünmedikleri, ne yapacak onlar? Görünmedikleri, görüşülmedikleri halde. Manen Müslümanların kuvve-i maneviyelerine zabit gibi. Kuvve-i kutsi ve kuvve-i manevi oluyorlar onlar. Görünmüyorlar, görüşülmüyorlar. Ona herkese ulaşılmaz. Ama kim ya? Görünmüyorlar. Görüşemiyorum da. Ha, bir kısım bunun talebeleri, bunlar varlığı, yaşamaları Müslümanlara kuvve-i kutsiye oluyor. Tasdik etmiş ve vukuatla ispat etmiş ve ediyor. İnşallah daha edecek ve öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ne yapacak şimdi? Ve konu bitiyor. Peki yapmayın, tembel mi oturacağız? İmanınızı kurtarın yeter, bozulmayın yeter. Peki geniş daireye bu hakikati kim yapacak? Ta ahir zamanda. Ama bazıları var, her şey bitmiş. Bazı var, nur talebeleri var böyle, aklını başkasına koymuş. Daha önce kilitlemiş böyle, sandığa girmiş kafası. Risale-i Nur'un sari ifadesini tevil edecek, kal almıyor. Peki bu hizmeti geniş daireye, dünyaya, İslam'a kim olacaktı hadiste? İslam'a kim olmasa, kıyamete diyor hadiste aleyhissalatü vesselam. 2 saat dahi kalsa Allah Mehdi'sini gönderecektir diyor. Bak şimdi, üstad sahibi, asıl sahibi diyor ki, ahir zamanda, ta ahir zamanda, şimdi, hayatın geniş dairesinde, yani bu dar çekirdek değil, geniş dairede, asıl sahipleri, yani bu Türkiye'de, Alem İslam'da, Şam-ı Şerif, Şam denince Suriye'nin başkenti anlamayın hadislerde. Şam-ı Şerif, İslam beldesinde, geniş dairesinde ne olacak Risale-i Nur? Asıl sahipleri, yani kim? Yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Gelir. Bu tevil edilir mi sari ifade? Sari ifadeler tevil ediliyorsa, tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz, bizi bağlayan olmaz. Mehdi ve şakirtleri gelir,
o daireyi genişlettiririz. Bir ara bir sezze bir Mehdi dersi yapalım. Yani. Mektubattan Emirdağ'ında. Ne yapacakmış? Asıl sahipleri olan Mehdi ve şakirtleri gelir. Yani gelir o daireyi genişlettirir. Ve İbrahim şu oturduğumuz, okuduğun kitap. Şu anda oturuyorsun dershanede. Şu hali çekirdek olacak. O daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Tamam ustadım, o Mehdi sen diyorlar. Ustad üç hafle kullanıyor. Üç kelime. Mehdi, Ali, Resul. Mehdi ile ifade edilmesi yeterliyken bir kelime. Niye üç tane kelimeyle israf ediyor? Bilmiyoruz ki biz. Mehdi, Ali, Resul ile Mehdi'yi bilmiyoruz. Mehdi, Ali, Resul müceddittir. Yani anlamazlar. Artık mektubu Nasrettin Hoca göndermiş, gitmiş kendisi okumuş. Mehdi Ali Resul ustattır. Müceddit Risale-i Nur'dur. İki tane siyasi Mehdi gelecek. Bu okuyacağım, şimdi göreceksiniz. İki, bir hayatta gelecek, bir de şeriatta gelecek. Şeriat. Hayat, cemiyette siyasi hakim olacak. Siyasette, dünyaya. Ötekisi de o şeriattaki, yani şartları, İslam hukukunu ve sosyal yapıyı, ahlakı, nizamı vesaire, o şeriat, o ahlakı o düzeltecek, ahlakı. Libya'da ayrı, Çeçenistan'da ayrı, İran'da ayrı olacak. Yani şeriat, şartları, ahlakı, kemalatı, şairi, şeari, telbiyi, televizyonları o kadronun işi olacak. Siki Tasli Gaybi 9. sayfada da söylüyor. O Mehdi zat gelir diyor. 163'te var. O diyor zat gelecek diyor. Yani iki yerde söylüyor. Kastamonu'da vesaire. İki yerde. Peki ne yapacak o? Bir hayatta Mehdi gelecek. Siyasi hakimiyeti olacak. Ahlak-ı şairi düzeltmeyecek. Onun şey o değil. Siyasi hakimiyeti, ekonomiyi, petrolü, metrolü, dünyası, askeri güç olacak. İkinci bir Mehdi gelecek. O da şairistane. Yani iman hayat, şeriat. İşte ben bunları verdikten sonra bir daha okuyorum cümleyi. Tahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Gelmeyecek diyor adam. O daire genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Ustad diye bir akıyorlar. Lan ustad ben diyor kabirde olacağım diyor. Bunlar geleceği zaman ne olacak? O sümbüller, o tohumlar sümbüllenir. Sen nerede olacaksın ustadım? Bizler de kabrimizde seyredip kabirden seyredecekmiş. Allah'a şükrederiz. Kastamonu diyor yani. Evet. Hani şakirt meselesinde biraz farklı nazar, hemen direkt bir talebesi geliyor. Ya şakirt. Bir de Sikki Tasdiki Gaybiye 163 müydü? Orada Sikki Tasdiki Gaybiye bir de 9. sayfada ustad burada Kastamonu'da şu söylüyor 107'de bakın. Sen nerede olacaksın ustadım? Bu Mehdi seni diyorlar. Biz diyor kabirde olacağız. O Mehdi geldiği zaman. Ben Mehdi değilim diyor Barla 163. Mehdi Risale-i Nur talebesidir. Risale-i Nur talebi. Ustad nedir? Mehdi Ali Resul'dur. Patronu budur. Yani la teşbih ve la temsil. Peygamberlik unvanı kaç tanedir? Ulul azm peygamberler var. Resul var, Nebi var. Nebi'yi söyleyeyim, biliyorsunuz da tekrar. Kitabı yok. Suhuf gelmemiş. Ama önceki kitaplı ve suhufuyla hareket eden kitaplı peygambere Resul, kitabı olmayana Nebi. La teşbih ve la temsil. Mehdi'nin kitabı varsa, yani bir müceddidlik verilmişse eser, üç harf. Mehdi, Ali, Resul eserle rusul edilmiş. Vazifelendirilmiş. Mehdi, Ali, Resul, Resul, rusul eserli. Hani peygamber niye Resul'dur? Kitabı var. Niye Nebi'dir? Kitabı yok. Ha, Resul oradan geliyor. Rusul edilmiş, irsal edilmiş. Nedir o? Mehdi ama Ali peygamberin neslinden ama eserli, müceddidli. Peki onun kadrosunda talebelerinden çıkacak Mehdi. Ali Resul değil, Mehdi. Mehdi bir hayatta, bir şeriatta çıkacak. Nebi gibi Mehdi Ali Resul'ün kitabıyla amel edecek. Yani nasıl ki Nebi kitabı yok, Resul'ün kitabıyla amel ediyor. Mehdi de Mehdi Ali Resul'ün eseriyle hareket edecek. Peki
içinde gelecek olanı siyasetten çıkacağını nereden çıkartıyoruz? Nasıl? Bir hayat, şeriat dedin ya. İman, hayat, şeriat. Evet, hayatta siyasetten çıktı. Şeriatın siyasetten çıkacağını... Yok, siyasetten çıkmayacak. Öyle demedim. Öyle demedim. İki tane siyaset dediniz. Şimdi söylüyorum da gaybda değilim. Cemiyette siyasi olacak. Bu askeri güç, ekonomi. Bunu. Bir de bu hizmetin içerisinde şeriat mehdisi çıkacak. Bu şeriatta ahlak, örf, anane, kültür. Bunlar Risale-i Nur'u siyasi mehdi ne yapacak? Siyasi mehdi Risale-i Nur'u hazır bir program olarak uygulayacak. Okullarda ders. Hayatta laikaları dustur yapacak. Nerede söylüyor? Sikke-i Tasdik-i Gaybi 9. sayfada. O zat gelecek diyor. Risale-i Nur hazır programını yapıp uygulayacak diyor. Peki iman hizmeti nereye dayanacak? 264 Emir Dağı'ndaki bir kısım ihlas, sadakat, tesanüt sırrına tam sahip şakirtler olacak. Yani bu sistemin içinde çıkacak sistem şemsiye. Ha, ikisi de nur talebesi olacak. Nur, daire-i nurda çıkacak. Peki kendisi nerede olacak usta o anda? Biz de diyor kabirde olacağız diyor. Oradan seyredeceğiz. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz diyor. 173 müydü ya Sikret-i Tasdik-i Gaybiye? Varsa bir verin de hemen orayı da okuyayım. Sikret-i Tasdik-i Gaybiye'niz yok mudur? Eyvah. Tamam. Peki. Nasıl? Var bakın. Varsa en alttaki nasibiniz varmış. İlk önce 9'u okuyayım. Ezber olmasın. O yeni baskı mı? Yeni baskı ise... Yok abi. Eski. Eski ise 9'da olacak. He. Dur bakayım. Biraz iş yapmışlar. Eski yani. Yok, bu yeni. Başka varsa içeriden bir baksana, getirsen de hemen kiştarlık. Bakayım. Var mıydı orada? 9. sayfada. Var değil mi? Varsa ver. Hah, öyle de nefes alayım ya. Varmış. Tamam abi, tamam. Hah, bak tak. Kafa, benimkisi buna çalışıyor. Bak. Eski kafa. Eski kafa. Aynen öyle. Biz eski kafayız. O zatın ikinci vazifesi şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazifesi maddi kuvvetle değil, iman hizmeti maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli itikat ve ihlas ve sadakat olduğu halde bu ikinci vazife siyaset. İkinci vazife gayet büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki o ikinci vazifeyi tatbik edebilsin. O zatın üçüncü vazifesi, Mehdi Ali Resul'ün şemsiyesindeki üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslami'yi İttihad-ı İslam'a bina ederek, Türkiye'deki hakimiyeti İslam Birliği'ne taşıyarak, İttihad-ı İslam'a, yani bir dakika burasını nereye atalım, Hilafet-i İslami'yi İttihad-ı İslam'a bina ederek, İssevi ruhanileriyle ittifak edip sonra Türkiye'de hakim olup hakim olduğunu nasıl anlayacağız? Ordu kılıcını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alem İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürür. Mektubu gayrimüteşir. Bu hakimiyeti sağladı mı İttihad-ı İslam'ı, İslam Birliği'nin çekirdeğini yapacak Türkiye'deki bu ahvali. Sonra ne yapacak? Sonra şunu yap. İsevi ruhanilerinin hakiki dindarlarıyla da ittifak edecek. Çünkü yavrum dur. Tek tek iken Hristiyanlarla Müslümanlar mağlup iken ikisi Hristiyanlarla Müslüman tek iken mağluptu küfrü mutlaka karşı. Uygulamalı yapayım. Çin ve çevresi. Küfrü mutlak. Rus değil. Rus dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan olamaz. 400 milyon Müslümana kılıç çekemez diyor. 400 milyon o zamandı diyor. Hayır, 400 milyon Orta Doğu'daki nüfus. Ben hepsini saydım, topladım. Çekemez diyor. Çin yani, Çin merkezli. Dinsizlik. Ondan sonra Müslümanlar tek başına, Hristiyan tek başına galip gelemez. Sonra İslam Türkiye'de burada battığı için hilafet, burada hilafet battı, burada kaldırıldı.
İslam Birliği demektir hilafet. Onu kaldırarak İslam Birliği'ni çözdü. Hilafetin çekildiği devlet Osmanlı, orduda hakimiyet olacak, siyasi hakimiyet olacak. Bu iddi, bu hilafeti burada olduğu için hilafeti İttihad-ı İslam'a dönüştürecek diyor. İslam Birliği'nin çekildiği olacak. Bak görüyor musun? Küçük daire Türkiye, alem İslam yetmiyor. Hristiyanların hakiki İsevileriyle de ittifak edecek. Onun alameti de Ayasofya olacak. Çünkü onlar teslim etmeden açamazsın. Hakiki Hristiyanların devir teslim yaptıklarının alametidir diyor Asari Bediye'de Ustad. Hristiyanların teslimiyetinin, bayrağı teslimiyetinin alameti. Asari Bediye'de geçiyor. Biz hiç ezberden konuşmadık. İsevi ruhanileriyle ittifak edip din İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet. Peki Risale-i o zaten iman hizmetini nasıl yapacak? Diyor ki bu hakikattan anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek saat. Tamam? Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Sonra gelecek o mübarek saat. Sen geldiği zaman ustadım nerede olacaksın? Sayfa 107 Kastamonu'da ben kabirde olacağım diyor. Allah-u Alem 173'te Sikki-i Tasdik-i Gaybiye'de de şöyle geçiyor. Bak 173 öyle inşallah kafam aldatmamıştır. Böyle solda şurada. Evet. Diyor ki muhbir-i sadıkın ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuat ispat etmiş ve ediyor. İnşallah daha edecek. İyi dinleyin. Hem öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ben ortadan okuduğum için. Risale-i Nur yani. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Risale-i Nur Anadolu'nun sinesini çıkartamaz. Ne olacak peki bu hizmet? Böyle oturuyor otur okuyorsun. Bak ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri. Kim yani? Asıl sahipleri kim? Yani demiş. Yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlendirir. Ve o tohumlar sümüllenir. Seni diyorlar usta, sen biliyorlar. Hayır. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz diyor. Abi dindarlık ve kişilerlik meselesi var diye. 163 Barla'da. Kim oluyor orada? Ustad biz diyor abarla var 163. Külliyat kardeş ne sorarsan sor. Külliyat demiş bak. Şurada. Biz diyor dümdar ve piştar olacağız diyor. Şöhret bulmuş. Bakayım. O cümleyi buluyor mu ki fazla okumayayım. Bu bir, yeryüzünde bir kısım şeyler bu değil. Dümdara bakar, piştara bakar mısın? 163 bu. 146. Bu şey yeryüzündeki zinet eden şey. 146. Yani siyasi alanda gelen şeriat alanında gelene dündarlık yapabiliyor olabilir mi? Tabii mesela mesela diyelim ki Allah Resulü Kur'an'la gelmiş. Gayese söz, gaye ahiret. İnsanı insanlık makamına çıkarmaktır. Ama ne yaptı? Hilafeti kurdu, İslam Birliği'ni yaptı. Bu kadar geniş yelpazeye. Bak din ekseni. Çünkü din hayatın hayatı. Tuvalete bile hükmetmiş. Siyasete mi hükmetmeyecek? Tuvalete nasıl gideceğini söylüyor. Uzayı söylüyor. Yukarıya çıktıkça diyor oksijen azalıyor. Azalınca insan ne olur biliyor musun diyor. Yani boğaz harfini kullanıyor. Oraya kadar söylüyor. Tuvalet adamını söylüyor. Uzayda. Sen dinin ne işin var ya? Namaz kılın, oruç tutun. Uzayda ne işin var? Tuvalette ne işin var? Din hayatın her safhasını hükmetmiş. Siyaseti mi bırakacak? Allah bu dünyayı, kirazı dünyayı sana yaratacak. Bunları seni sana bırakacak. Ha burada söylüyor. Biz onun diyor piştan olacağız diyor. 160, 140. 146. EQ'yazda bulunan gençler. EQ'yazda bulunan gençler, hocalar, halifeler. Bin sene insanların aradığı Mehdi Hazretleri'nin piştarı ve müjdecisi ustadımız Neşet-i Risale-i Nur'dur. O da, bu da değil. Bu ustadın talebesi onaylamış. Evet. Bu ustadın talebesi Hulusi abi. 208'de var. Bak bu, buna bile kanaat etmiyorum. Tamam ki kibarlık olarak ustad kabul etmiş koymuş. Kendisinin sözü olacak. 200 kaçtı? 208 abi. Tamam. Bak etmiyor benim. Seni inandırmayı değil, ben ikna olmam. Ya, orada
Bu da değil. Olduğumu zannediyorum diyor abi. Yok. Ha nerede olduğumu zannediyorum. Evet, o, ustad söylüyor. Abi. Nerede? 283. Yapma ya İbrahim ya. Yüzü beni yoruluyorsun. İşte 283 ya. 163 ne var? Bu işte. Bak. Son paragraf. Son paragraf mı? Senin bu aciz ve fakir senin şu aciz ve fakir hiç ender hiç olan kardeşin bin derece haddimin fevkinde olarak kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem. Ustad diyor. O gelecek saat değil. Ustad öyle kın sallayacak böyle diyor. Ustad çekirdeği oluşturuyor. Ağacın çekirdeğini. Ustad ya tevazu ne tevazusu? Dinde tevazu olmaz. Vazifeni izah edeceksin. Vazifeli olduğumuzu anladık diyor. Ona tevazu etmiyorsun da burada tevazu olur mu? Ha, o siyasi zat değil. Siyasi zat ustadın talebesidir. Uygulamalı yapayım. Musa aleyhisselam Resul'dur. Kardeşi Harun aleyhisselam Nebi'dir. Ha, ustad eserlidir. Bunların şeydir, inşaat mühendisidir. Gelecek Mehdi kalfadır, inşaat kalfası. Bak şimdi, senin şu aciz ve fakir hiç ender hiç olan kardeşin bin derece haddimin fevkinde olarak kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem. Hiçbir cihette liyakatim yoktur. Siyasette ne? Nasıl yapacak, yorulacak? O tefekkür imanı nasıl yapacak? Hani ta insanı nerede, nasıl inşa edecek? Siyaset acayip geniş daire. Zaman mı bulabilir bir şey İbrahim? Zaman bırakmaz ki. Fakat o ileride gelecek acip şahsın. Söyleyeyim. İleride gelecek o acip şahsın. Bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dumdarı ve piştarı ve büyük kumandanın piştarı bir neferi olduğumu zannediyorum. Yani onlara malzeme yetiştiriyorsun, sistem kuruyorsun. Adam sistem iş yapmayacak. Gelecek adam bir, Türkiye'deki hilafeti İttihad-ı İslam'a, İttihad-ı İslam'ı olmuş mu ki Ayasofya açıldı? Bilemem, olmuş tabii ki. Ondan sonra illa en mükemmel olmaz. Bazı böyle anarşist tipliler var. En mükemmel olmasa onu da kabul etmiyor. Böyle bir süreç yok dünyada adet-i ilahi. Hilafet burada batmış, burada çıkacak hilafeti. İsimsiz hilafet oldu. Sonra Müslümanların gönülleri bir. Sonra İttihad-ı İslam'a sarılacak. Sonra Hristiyanın hakiki ruhaniyeleriyle ittifak edecek. Sonra küfür ve iman iki kadro olacak. O zat vazifeli olacak. O ona diyor biz piştar ve dümdarız. Yani bir tane gemiden misal vereyim. Bir yönde gemi yarmak için geminin burnu, bir de ona yön veren kıçındaki arkadaki düme. Piştar ve dümdar o demek. Önü ve arkasıyız. O ortada. Onu koruyacağız. Dümdar ve piştar. Yani dümen ve piştar. Onu biz yardık denizi. Yani Sibirya'daki o buzları biz yarıyoruz. Ama yön de biz veriyoruz yani. O ortada tayfayı, dümeni tut sen kardeş. Ben yarıyorum. Son hocam benim şimdi senin konuşman, ben şimdi iki sual soracağım. Bir burada İsa Aleyhisselam'ın durumu nedir? Şimdi Mehdi Ali Resul dedin ya, iki de yardımcısı olacak tabiri caizse. Ustadım Mehdi olarak. Peki burada İsa Aleyhisselam'ın durumu nedir? Yerini de söyleyeyim size. 59 yani, mektubatta. Bu ama bu pozisyondaki durumu ne? Bu İsa Hristiyanlığın hakiki ruhanileriyle siyasi ve hayattaki Mehdi ittifak edecek, etti. Alameti Ayasofya olacak. Ayasofya olacak, açılacak. Sonra iman ve küfür mücadele ederken hadisat-ı azime böyle vukuğa gelecek. 446 mektubat yerleri söylüyor. Sonra iman ve küfür böyle hadis olduğu zaman o kadronun içerisinde bir has kadroda türeyecek. Ehl-i Beyt feveran edecek. Kim bunlar? 443 mektubat aşağıda haşiyede. Onlar Seyit Yahya, Seyit Hamza gibi vefat etmiş 100 sene önce. Onlar manen hayattarlar ve birisi 100 binlere, birisi milyonlara kumandanlık ediyor şu anda. Böyle garip ezber oldu da. Dur bakayım mektubatı. Kitapları ver bana yeter. Yeter ki bu envar baskı olsun mektubu. 443. Reklam gibi olmasın da.
ama ona göre ezberlediğim için. Kim o? Seyitlerin adını unuttum da onu söyleyeyim. 444. Aa, 440. Gene bu mu yeni baskı ya? Yok. 43 mü dediniz? Ha? 43 mü dediniz? Bakayım. 46 dedim. Burası değil. Tevlihat Etisi'ye niye götürdü beni? Ha şurası. Ha 441. 441'ini gösteriyorum. Hadisat azmi buradan söylüyor. Şimdi gizli ordular var. Düdüğü çaldığı zaman kalkacaklar neferleri. Kim onlar? Bir tanesi 100 bin, bir tanesi 1 milyon. Ve onların karşısına Allah Resulü diyor ki hiçbirisi göz görse savaşamaz. En son teknoloji bitecek. Şems'ten diyor, güneşten bir tane, iki tane mi ne geçiyor? Parça gelecek. Sema için söylüyor. Şems'ten diyor parça gelecek. Semavi casus kulaklar yok olacak diyor. Uydu, keşke uydu dese de casus demeseydi. Hep de markasını da söyleyecek yani. Acayip bir şey ya. Casus kulaklar. Sonra her şey sukut edecek diyor. Göz göze kalacak diyor. Ümmetim karşısına göz göze hiç kimse yapamaz diyor. O anda ne zaman nüzul edeceğini de hemen söyleyeceğim. Onlar o şu anda gizli mestur ordu var. Kafa kaldırmayı bekliyor. Bir düdük çalacak. Biz de çavuş yaptık, bölük çavuşluğu. Eğitim yaptırırken herkes istirahata çekilmiş. Bir çaldığımız zaman 100 kişi tak dakikasında orada. Bak diyor. Hatta onlardan bir tanesi olan Seyit Ahmedi Sünusi. Milyonlar müride kumandanlık ediyor. Ama yok şu anda bu adam. Ediyor diyor, ediyor. Sonra Seyit İdris gibi diğer bir zat 100 binler. Bu ötekisi milyondu. Fazla Müslümanlara kumandanlık ediyor. Seyit Yahya gibi bir zat gibi bir başka Seyit 100 binler adamlara emirlik ediyor. Emirlik demek komutan bu. Emir, emir zinciri var. Bunlar gönül değil bu. Emirlik ediyor demek. Emir eli derler ya. Bir komutan var, yüzbaşı, onbaşı, çavuş vesaire o. Ve hakeza bu Seyitler kabilesinin Efratlarında böyle zahiri kahramanlar çok olduğu gibi, şimdi manevi kahramanları söylüyor, manevi destek. Seyit Abdülkadir Geylani manevi, yukarıdaki maddiydi. Yani bazıları der ki onlar manevi, manevi içini söylüyor. Seyit Abdülkadir Geylani manevi, Seyit Ebul Hasen-i Şazeli, Seyit Ahmedi Bedevi, Ahmedi Bedevi peçeliydi. Kaldırdığı zaman kim bakarsa ölüyordu, nurundan dolayı. İman hepten açığa çıkmıştı henüz. Onun için peçeliydi. Ölmüştü birkaç kişi mesul. Onun için peçe kullanıyordu. Seyit Ahmedi Bedevi gibi manevi kahramanların kahramanları da varmış. Şimdi İsa Aleyhisselam ne olacakmış biliyor musun? Hemen şurada söylüyor 43'te. Böyle böyle böyleyken, yukarıda söylüyor. Böyle böyle hadisat azimi vücuda gelecek. Alemi insaniyete inkar uliyet niyetiyle medeniyet ve hemen kısacası söyleyeyim. Müslüman isimle yani bu dönemde Hristiyanların içerisi tasafi edecek. Hakikaten rezil yüzarlıkları çıktı. Vatikan'ın Ortodoks bitti. Yani pislikleri. Fakat içerisinde Hristiyanlığı Allah yok etmeyecek. O has kadro çıkacak. Ne diyor? Okuyayım şurayı. Alim insaniyette inkar-üliyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeri zürü zeber eden Deccal Komitesi'ni Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisini İslamiyet'in hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkar. Böyle Hristiyanların içerisine Hristiyan fakat ona Müslüman İsevileri deniliyor onlara. Zahir'de papazdır. Şeydir. Vatikan'da şeydir. Ne diyor? Yok bir şey diyorlar o meşhur yukarı. Kardinal. Oradadır tamam mı? Böyle iddir işte neyse bil işte artık. Deccal komitesini konuşturmayın fazla. Hazreti İsa Aleyhisselam dinin hakikisini İslamiyet'in hakikatiyle birleştirmeye çalışan onlar hamiyetkar o kardinaller ve fedakar bir İsevi cemaati var. Namı altında bunlar isimsiz karaman şöyle Müslüman İsevileri Hristiyan ama Müslüman. İssevileri, unvanına layık bir cemiyet, o Deccal Komitesi'nin Hazreti İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında
öldürecek ve dağıtacak. Beş yıl inkar ettiği kurtaracak. Böyle 59'da da diyor ki tam böyle istidadındayken diyor Hazreti İsa Aleyhisselam maddeten Mehdi'ye nüzul ediyor. Mehdi nerede? Şam'da diyor. Cuma kılarken ittiba edecek. Şam ille Suriye'nin başkenti değil. Zaten Suriye ve Arap dünyası Şam'a Şam demiyor. Dimeşk deniliyor. Dimeşk. Şam'ın adı Dimeşk'tir. Şam, Şam-ı Şerif, Alem-i İslam merkezi, hilafet neresiyse orası, İsa Aleyhisselam böyle de iman ve küfür mücadelesi merkezinde yapılırken o hemgamda 57. sayfada nasıl geleceğini, maddeten nüzul edeceğini 3 örnek veriyor. Sonunda şöyle diyor. Hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Ama ustadım şüphe ediyor. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Bitti. Yani hatta ölseydi bile diyor. Yani ölmeyen, semaya çıkartılan. Ölseydi bile böyle ciddi büyük yekin netice için gene ona yeniden ceset giydirmesi hikmet iktiza ediyor ki ölmemiş. Ne yapacak peki ölmemiş toprak yoluyla kabire gidiliyor. Öyle paltaya gitmek yok. Ondan sonra inecek Medine'ye de gidenler biliyor. Allah Resulü'nün bir yeri boş. Orada İsa Aleyhisselam'ın yeri o. İsa dininin en mühim bir hüsn-i hatimesi için değil semayı dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi yine şöyle bir neticeye azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetine uzak değil belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş elbette vaat ettiği için gönderecektir. Bitti mi bitti. Ama adam inanır inanmaz o şeydir. Değil bu sarifayı, Kur'an'ı bile tevil ediyor da, bunu tevil etse ne olur? Biz Risale-i Talebeleri, Ustad'ın sarif ifadesini şey yapıyoruz. Demek ki Mehdi Ali Resul, üç tane kelime, Mehdi ayrıdır. Ustadımız Mehdi Ali Resul'dur, Risale-i Müceddittir. Siyasette bir Mehdi gelecek, hayatta Mehdi gelecek. Bunlar Risale-i Talebeleridir. Risale-i geniş daireye tatbik edecektir. Laikaları sosyal yapıda, İçtima hayattaki düsturlar olarak iman esasları ile insanların akıllarını ve kalplerini ihya ve inşa edecek. Mekteplerde ders olacak. Bir program görecek diyor. 9. sayfa. Ben onun diyor o geminin hangi gemi? Cebeli Nuh gibi diyor. 133 Kastamonu'da diyor ki Nuh Aleyhisselam var ya şey ne diyorlar o gemiye sen yazmışsın. Sefine-i Nuh. Ha, Risale-i Nur bu Anadolu'da Sefine-i Nuh olmuştur. Gemi Sefine-i Nuh o zaman nasıl Müslümanları kurtardı? Bu asırda da Sefine-i Nuh, Risale-i Nur'dur. Bir önünde o denizi yaran piştar, bir de arkasında dümen var. Biz onun piştarı ve dümdarı izliyor. Ortada adamlar oturup yemek yesinler, kahve içsinler. Allah razı olsun. Amin. Ve ahirde ve ahum en elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temassalavatı.